Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Balkanların meşhur tatlısı tirliçe tarifini paylaşacağım. Öncelikle kekini hazırlayacağız. Keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanacağım. Yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırdım. Onları ayrı ayrı çırpacağım. Şimdi tirliçenin kekini hazırlamaya geçiyorum. Yumurta beyazlarını karıştırma kabına aldım. Yumurta beyazlarının üzerine şöyle bir fiske tuz serpiştiriyorum. Ve iyice köpük köpük olana kadar çırpacağım. Demiştim. Önce yarısını ekliyorum. Bir miktar çırpıyorum tekrar. Kalan şekeri de ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Şimdi teker teker yumurta sarılarını ekleyeceğim. Ve karıştıracağım. Şimdi 1 su bardağı unu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum tirliçe kekini bu şekilde tepsime boşaltıyorum. Ve 180 derece önceden ısınmış fırında 30-35 dakika pişireceğim. Tirliçenin keki pişerken ben de kremalı sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı toz şekeri şöyle boşaltıyorum. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Karıştırıyorum erimesi için. Kremayı da şekerli sütün içerisine ekliyorum. Tirliçenin sosu da hazır. Şimdi sosu ılınmaya bırakacağım. Bu arada 1 su bardağı soğuk sütle 1 paket sade krem şantiyi çırpıp onu da dolapta soğumaya bırakacağım. Kekim pişti. Tirliçeyi bir tane tepsinin içerisine ters çevirdim. Şimdi güzelce yağlı kağıdı alıyorum. Şöyle çöp şiş yardımıyla deliyorum. Rastgele delikler açıyorum. Hazırlamış olduğum sosu üzerine boşaltıyorum. Epey çekti. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum krem şantiyi koyuyorum. Tatlıyı dolapta bir miktar beklettim. Şantisi soğudu. Şimdi tırliçenin üzerine hazır böğürtlenmiş sos dökeceğim. Güzelce yayıyorum üzerine.
2-3 saat dolapta beklettikten sonra dilimleyerek servis yapacağım.